Efendim, saygılar, sevgiler sunuyorum. 23 Ekim 2005 yakın bir tarih ve bir vefatın yıl dönümü. Hatice Nermin Erbakan hanımefendi bu dünyadan dar-ı bekaya irtihal etti, göçtü. Kimdir? Hatice Nermin Erbakan hanımefendi, Milli Görüş lideri merhum, o da ondan sonra vefat etti çünkü, merhum Necmettin Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın eşidir. Bugünkü programımızda bu konuyu işlemeye çalışacağız. Muhterem izleyicilerim, Hatice Nermin Erbakan hanımefendi 1943 yılında Balıkesir'in Saatçioğlu ailesinin kızı olarak dünyaya gelmişti. İlk ve orta tahsilini yaptıktan sonra iktisat ve maliye eğitimi almış olduğunu diplomalarından anlıyoruz. Ve 1960'lı yıllardan itibaren de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde uzman görevli olarak, uzman olarak, iktisatçı olarak görev yapmaya başlamışlardır. Elbette talih onları orada Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la görüştürdü, birleştirdi. Erbakan o dönemlerde önce Odalar Birliği Genel Sekreteri, arkasından da Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı olduğu dönemlerde Hatice Nermin Erbakan'la tanıştı ve dünya evine girdiler. 10 Ocak 1967'de evlendiler. Nermin Erbakan ile Necmettin Erbakan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde beraberce çalıştılar. Ve evliliklerinden sonra sırayla 1967'de efendim Zeynep, 1974'te Elif, 1979'da da Muhammed Fatih isimli evlatları dünyaya geldi. Bugün her üçü de hayattadırlar. Bereketli ömürler diliyoruz. Hatice Nermin Erbakan'la Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın evliliği gerçekten de normal bir süreç yaşanamamıştır. Çünkü çok hareketli bir insandır Necmettin Erbakan. 1969'dan itibaren siyasi hayata başlaması ile adeta evde kaldığı günler, dışarıda geçirdiği günlerin neredeyse onda biri kadardır. Bütün Türkiye'yi adım adım gezmektedir. Her tarafta birden çalışmalar yapmaktadır. Ve haftalarca evine uğramadığı zamanlar olmuştur. O, yani Hatice Nermin Erbakan hanımefendi, evinin bekçisi, mücahede ile geçen ailesinin veya Necmettin Erbakan'ın sadık bir kolu olarak, sadık bir destekçisi olarak evinden bu çalışmaları destekliyordu. Ve Kadınlar Teşkilatı'nın Milli Görüş Teşkilatları'na girmesi ve faaliyete başlaması ile de Kadınlar Teşkilatı'nı organize eden, Milli Görüş içinde kadın faaliyetlerini yönlendiren, nasıl ki Necmettin Erbakan bütün Türkiye'nin faaliyetlerini yönlendiriyor ise, o da Türkiye'nin kadın faaliyetlerini yönlendirmeye başlamış ve günlerini, gecelerini bu işe tahsis etmiştir. Necmettin Erbakan çeşitli zamanlarda milletvekili seçilecek ve görevlere, resmi görevlere gelecektir. Mesela başbakan yardımcısı olacaktır. Başbakan vekili olacaktır. Hatta başbakan olacaktır 1996 yıllarda. Bütün bunları yaparken Necmettin Erbakan'ın yanında bugünkü olduğu gibi hanımını göremiyoruz. Hanımı başka kollardan, başka sahalarda çalışmalarını devam ettiriyor. Hiçbir şekilde onun yanında resmi görevlerde beraberce dış seyahatler veya iç seyahatlere beraberce gittiklerini pek görememişizdir. Çünkü meşguldür. Çünkü Milli Görüş'ün kadın faaliyetlerini yönetmektedir.
ifade edildiği gibi, herkesin de bildiği gibi İslami kuralları hayatına uygulamaya azami gayret sarf eden bir, tabiri caizse, Osmanlı hanımefendisidir. 23 Ekim 2005'te Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir Hatice Nermin Erbakan. İstanbul'da Merkez Efendi mezarlığına defnedilmiştir. Görkemli bir tören ve kalabalık bir cemaat ile uğurlanmıştır öbür tarafa ve cenaze namazını on binlerce kişi kılmıştır. Tabi Hatice Nermin Erbakan'ın hatıralarından kesitler sunmak isteriz ama vaktimiz el vermediğinden, çok kısıtlı bir vaktimiz kalmış olduğundan, ancak aile fertlerinin onun hakkındaki görüşlerini sizlerle paylaşarak iktifa etmek istiyorum. Bu görüşleri efendim bir kitapçıkta yayınlandı. Hatice Nermin Erbakan Annemiz isimli kitapçıktan alıntılayarak sizlerle ailesinin o konuda neler ifade ettiğini paylaşmak istiyorum. Önce merhum eşi Profesör Doktor Necmettin Erbakan ne dedi? Bu kitapçıkta yazanlara bakıyoruz ki kendisi tam bir hanımefendiydi. Baş sağlığına gelen tüm ziyaretçilerin ilk ifade ettikleri özelliği de hep bu olmuştur. İnsan bazı şeyleri değerini kaybedince anlıyor. Bilhassa yediklerine çok çok dikkat eder, yediklerinin helal olduğundan emin olmak isterdi. Ekmeğini dahi kendisi pişirirdi. Eşinin ağzından ifade budur. Oğlu Fatih Erbakan'ın ifadelerini aktarıyorum. Tabii çok tazedir bu şeyleri, bu sözleri söylerken acısı çok tazedir. Diyor ki, demek ki böyle bir yazıyı yazmanın da benden isteneceği bir gün gelecekmiş. Demek ki anneciğim benden daha önce dünyasını değiştirecek ve ben onun arkasından onu anlatacak bu yazıyı yazacakmışım. Annemin vefatının ardından bu yazıyı yazarken sadece birkaç on seneden ibaret şu kısacık ömrümün ne zaman, nerede ve ne şekilde ereceğini düşünmekten kendimi alamıyorum demiş. Gelinine sözü verelim. Beyza Erbakan söylüyor. Annemle benim aramda gelin kaynana veya gelin kayınvalide ilişkisi değil, her zaman anne kız ilişkisi olmuştur. Şimdi Allah'a şükrediyorum ki bana Nermin annem ile 3 sene geçirmeyi nasip etmiştir. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah ondan çok çok razı olsun. Ben onunla geçirdiğim 3 seneye doyamadım. Daha pek çok seneleri birlikte geçirmeyi çok isterdim ama Allah'ın takdiri böyleymiş. Anneciğim, bana böyle annelik yaptığın için Allah senden razı olsun. Zeynep Erbakan hanımefendi, yani kızının ağzından dinleyelim. 3 kardeş içerisinde annemle en uzun yıllar geçiren kişi oldum. Babamın siyasetçi kimliği dolayısıyla evden sık sık uzak kalması annemle bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Biz hem ana kız hem iki sıkı dost ve dert ortağı idik. Hakikaten babamın da söylediği gibi insan çok yakınlarının bazı özelliklerini yaşarken keşfedemiyor. Kaybettiğinde anlıyor ve kendisine duyulan hasret katlanarak artıyor. Zeynep hanımefendinin bu cümlelerine bir cümlede ben sıkıştırmak istiyorum. Evet, insan bazı değerleri, bazı yakınlarını kaybedince kıymetini anlıyor. Tıpkı liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı kaybettiğimizde onun kıymetini daha sonra anlayabildiğimiz gibi. Damadı Ömer Faruk Bey ifade ediyor. 22 Ekim Cumartesi'yi 23 Ekim Pazar'a bağlayan gece saat 02:30.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bir odasında derin bir sessizlik. Herkesin elinde bir cüz kıraat halinde. O anda odada 10-15 kişi kadarız. Kıraatleri bitirdikten sonra babam, hadi bakalım kalkıyoruz. İnşallah sabaha güzel haberler alırız diyor. Ve o gece odada kalacak kişinin seçimine geçiliyor. Seçimi babam yapacak. Orada bulunanlar üzerinde bakışlarını gezdiriyor. Herkes birbiriyle mücadele halinde. Kalabilmek için mücadele ediyorlar. Babam Faruk kalsın diyor. Ve annemin dünyadaki en son gecesine şahit ve ortak ben oluyorum. Elif Erbakan Altınöz Hanım'ın ifadeleri, kızı. Kimseye karşı kin tutmaz, kırılıp küsmezdi. Kendi şahsını üzecek, zarar verecek bir davranışta bulunan kimseyi hemen affeder, ona bunu hiç belli etmezdi, dile getirmezdi. Ama davaya zarar verenleri asla affetmezdi. Sadıkları çok severdi. Yediklerine ve içtiklerine çok dikkat ederdi. İçinde şüphe uyandıracak en ufak bir madde olan gıdaları, ithal yiyecek ve içecekleri asla kullanmazdı. Ve damadı Mehmet Altınöz. Annem bizleri yaşarken olduğu gibi ölümünden sonrasında planlayarak rahat ettirmişti. Annem günümüzün moda tabiriyle karizmatik bir insandı. İlk tanışan insanda olağanüstü bir etki bırakırdı. Mükemmel bir organizasyon kabiliyeti vardı. Çok iyi bir danışmandı. Ondan her konuda görüş alabilirdiniz. Tahlilleri çok netti, uzağı çok iyi gören bir insandı. Çünkü kalp gözü açık idi. Yeğeni Esra Altuntaş diyor ki, tabir yerindeyse 100 yılın en son Osmanlı hanımefendisiydi. Demin az önce bu ifadeyi ben de kullanmış idim. Çünkü hak ediyor. Neden bu kelimeleri kullandığımın izahını onu tanıyanlar son derece iyi bilir. Doğumundan Hakk'a yürüyüşüne kadar ki 62 yılın her dakikası nezaket, letafet ve zarafetle Allah dostlarına ram olmuş, en son ana kadar Resulullah'ın sünneti üzere geçirilmiş bir ömür. Allah rahmet eylesin diyorum. Efendim, aradan 5 yıl, 4 ay ve 4 gün geçmiştir. Ve eşi, lider, Milli Görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan da onun peşinden giderek milyonların omuzlarında taşınan tabutu ile onun yanına gitmiş ve bugün beraberce omuz omuza, koyun koyuna yatmaktadırlar. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyor. Sizlere de bereketle kalın diyorum.